Hepinize selam ben Mahmut Tanrıverdi. Biliyorsunuz çok kısa süre önce Instagram kullanacağı adı videosu ve Instagram'daki hesabınızı geri nasıl ele geçireceğinizle ilgili bir video çekmiştim. Ve bu videolar bayağı bir izlendi. Ben de dedim ki neden buna benzer bir video daha çekmiyorum ve işte karşınızdayım. Bu videonun olayı şu. Biliyorsunuz Instagram'da mavi tik olayı var. Mavi tik Instagram'daki hesapların doğrulanması anlamına geliyor. Bu mavi tike sahip olmanız için bazı koşullar gerekiyor Instagram belirtti. Ve bu videoda sizle beraber ben de deneyeceğim ve hepimiz Instagram'da mavi tik sahibi olacağız. Instagram'da mavi tik almanın çok zor olduğunu düşünüyordum ilk başlarda. Çünkü bayağı kapsamlı işlemler falan gözüküyordu. Ama bir baktım 200-300 takipçili hatta 1000 takipçili, 2000 takipçili falan hesapların bu mavi tike yani doğrulamaya sahip olduğunu gördüm. Dedim ki bunlar nasıl alıyor? Madem bu kadar zor, madem hani çok popüler insanlar bile alamıyor. Bu kişiler nasıl alıyor? Bu yüzden bir araştırmaya başladım. Kolay yollarını araştırdım, hilelerini araştırdım, pek çok konuda araştırdım. Ve %70 başarı oranı veren bu yöntemi buldum. Bu yöntemle beraber sizle beraber ben de deneyeceğim dedim. Ben alamayabilirim. Ama siz alabilirsiniz. Yani şöyle bir olay var aslında. Bu biraz şans işi. Birazcık da iyi odaklanma işi. Ben elimden geldiğince Instagram'ın istediği koşulları sağlamaya çalışacağım. Ama belki de sen bunu izliyorsun ve sen çok daha başarılısın bu konuda. Ve belki de sen mavi tiki almayı başaracaksın. Dediğim gibi bu videoda herhangi bir hile yok. Burada yok. Direkt Instagram bize istediği şeyleri koşulları sağlayacağız sadece. Ufak ipuçları var. Bu ipuçları sayesinde %70-%80 oranda alma ihtimalimiz olacak. O yüzden videoyu fazla uzatmadan bu başını geçelim ve hadi videoya adım adım başlayalım. Instagram bizden öncelikle iki şey istiyor bu konuda eğer seni doğrulamam istiyorsan diyor bu iki şeyi yerine getirmelisin diyor. Bir tanesi internette varlığının kanıtlanması. Yani sen varsın, sen Mahmut Tanrı verdisin ve yaşıyorsun ama internette de yaşamalısın. Yani Google'a gelip Mahmut Tanrı verdi yazdığımda üst sıralarda çıkman gerekiyor. Seninle ilgili haberler olması gerekiyor, seninle ilgili makaleler olması gerekiyor, seninle ilgili düzenlenmiş bir şeyler olması gerekiyor. Yani Instagram diyor ki ben seni aradığımda bulayım, seni tanıyabileyim. Hani insanlar seni internette aradıklarında bulabilsinler. Yani gerçek bir kişilik olduğunu internet de diyor. Bunun da yolunu birazdan göstereceğim size. İkinci bir konu ise şu. Aslında hepimizin takıldığı nokta bu. Instagram'da hitimizin yüksek olması gerekiyor. Hit nedir? Kısaca bahsedeyim. Instagram'daki gönderilerinize beğenilerin, görüntülemelerin, hikaye izlemelerin daha yüksek olması gerekiyor. Yüksek derken ben size milyonlardan bahsetmiyorum. Çok daha kolay. Dediğim gibi bin takipçili hesaplar da alıyor. 500 farklı hesaplar dolu. Hatta onların örneklerini aşağı bırakacağım sizlere bakmanız için. Bu iki adımı beraber gerçekleştireceğiz ve bu iki adımın ardından sizle beraber size göstereceğim nasıl başvuru yapacağınızı. Başvuru yapacağız ve başvurunun süreci yaklaşık 2 hafta sürüyor. 2 haftanın sonunda başvuru çıkıyor. Şimdi adımlara geçelim ve birinci adımla başlayalım. Birinci adım bize söylüyor ki internette isminiz geçsin. Ben Mahmut Tanrı verdiğim. Ben kendimden örnek vereceğim. İnternette Google'a Mahmut Tanrı verdi yazdığınızda karşınıza ne çıkıyor? İstiyorsanız bir deneyin. Siz de deneyin göreceksiniz ki en başta bir tane web site çıkıyor. Mahmut Tanrı verdiği Bu web siteyi açmanın asıl sebebi aslında ki ben açtım tabii ki de. Bu web siteyi açmamın asıl sebebi Instagram'da doğrulama işleminin başarılı olması. Size önerim siz de böyle bir web site açın kendinize. İsminizi soy isminizi barındıran bir web site açın. Bu şekilde doğrulama rozeti almanız çok daha kolay olacak. Eğer site nasıl açılır bilmiyorsanız benim site nasıl kurulur videomu mutlaka göz atın. Adım adım çok kolay bir şekilde orada size anlattım. Videonun sonuna da ekleyeceğim bu videoyu. Şimdi hep beraber Google'a girdik. Gizli sekmeden girdim ki arama geçmişin gözükmesin. Mahmut Tanrıverdi üst sırada çıkmasın. Şimdi hep beraber deneyelim ama siz de deneyin. Siz de görün nasıl olduğunu ya da o günkü pozisyonu siz de görmüş olun. Şimdi Google açın. Hep birlikte Mahmut yazıyoruz. Mahmut yazdığımızda gördüğünüz gibi Tanrıverdi çıkmıyor. Demek ki o kadar hitini yükseltememişim bu ismin. Yavaş yavaş yazmaya başlayalım. T A N R I Gördüğünüz gibi çıktı. Tanrı yazdıktan sonra çıktı. Şimdi bu yeterli mi? Bence değil. Birazcık daha ilerletmem gerekiyordu ama bunu ben halledeceğim daha sonra. Mahmut Tanrı verdi yazdım ve Enter'a tıklıyorum. Arama sonuçları karşıma çıktı. Fotoğraflarda bir tane fotoğrafın çıktı. Biraz aşağı iniyorum. YouTube kanalım çıktı. Hemen altındaysa benim web sitem çıktı. MahmutTanriverdi.com Web site burada çok önemli bir nokta. Çünkü sitenizin olması sizin kurumsal bir kişilik olduğunuzu gösterir aslında. Ben de bu yüzden açtım. Gelin hep beraber siteme bir göz atalım. Nasıl bir siteye sahibim onu da göstereyim. Bu siteyi oluşturma amacım sadece kendimi tanıtmak. Bu siteyi oluşturma amacım Instagram'da doğrulama rozeti almak. Bu yüzden ona göre tasarladım. Siz de göz atın ve buna benzer bir site tasarlayın. Eğer öyle olursa çok daha şansınız yüksek olur. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi web sitemin girişi bu şekilde. Aşağı doğru indiğimde kısaca biyografimi yazıyor. Biraz daha şeyinde YouTube'daki kişiliğimi tanıtıyor. Daha sonra hedefler, Instagram'daki kişiliğim, yaptığım işler, hakkında çıkan haberler. Bakın bu nokta çok önemli. Hakkınıza diğer sitelerin yaptığı haberleri yapmanız gerekiyor. Yani diğer sitelerde hakkınıza haber olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Birazdan göstereceğim onu da. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane farklı sitede adıma haber var. Ya da makale var Bu makaleler sayesinde Instagram benim internette var olduğumu Benim sadece kendi makalelerimle değil Diğer insanların yazdıklarıyla da bilindiğimi Bir şekilde görmüş oluyor Bunun hemen altına ise gördüğünüz gibi mail Instagram YouTube linklerimi koydum ki insanlar benimle iletişime geçebilsin Instagram'a da dedim ki ben buradayım Ben istedikleri zaman iletişime geçebilirler Siz de tasarlayacaksanız tam olarak buna benzer bir site tasarlayın Başka sitelerin sizin için yaptığı haberleri Makaleleri mutlaka ekleyin inanılmaz faydası oluyor Şimdi Konumuza geldik. Daha da önemli bir konu bu. Diyelim sizin başka bir web sitede herhangi bir haberiniz ya da makaleniz yok. Eğer normal bir insansanız yani çok popüler bir insan değilseniz ya da uçuk kaçık şeyler yapmadıysanız normaldir bu. Ne yapabilirsiniz size söyleyeyim. Alexa hiti yüksek hisselerde kendi haberinizi yaptırabilirsiniz. Bu fake bir haberden ziyade bence sizi tanıtan bir şeyler olsun. Şöyle diyeyim mesela Google'a atıyorum sağlık bilgileri diye bir tane siteyi arattınız. Ve orada ilk çıkan üç tane siteye de mail gönderin. Deyin ki ben böyle böyle bir makale, bir tanıtım yazısı yazdırmak istiyorum. Bunu sitenize yayınlar mısınız? Ücretlerinden bahsedeyim sizlere yaklaşık 50 ile 100 TL arasında değişiyor ama diyelim böyle sitelerle uğraşmak istemiyorsunuz çok daha kolay bir yolu var. Daha önce farklı bir videoda bahsetmiştim sadece ondan. Sadece 10 on sayesinde pek çok şeyi elde edebiliyorsunuz. Sadece ona girdikten sonra şurada tanıtım yazısı yazalım. Sadece ona girdikten sonra tanıtım yazısı yazıp aratın. Burada gördüğünüz gibi bakın size uygun güzel bir tane site bulacağım. Bunlar biraz pahalı, daha ucuz. Bakın mesela şu ilgimi çekti. Sizin için 5 adet tanıtım yazısı yayınlarım diyor. 50 TL yapıyor bu işi. Kendi sitelerine yayınlıyor sanırım. Bir bakayım. İşte amacımız bu aslında. Bu şekilde farklı sitelere makale yayınlatmak. Burada bize söylüyor yayınlayacağı sitelerde çok güzel. Haber Boston ama Mavim Trak filan filan. Şimdi gelin hep beraber Alexa rankına yani Alexa hitine bakalım. Eğer Alexa hit yeterli düzeyde ise bunlar da yayınlatmanız daha mantıklı olur. Ee, i̇nternette direkt Alexa hit yazarsanız ilk çıkan şeylerden bir tanesi ilk çıkan olmadı ama ikinci çıkan o olacak. Alexa'ya girdikten sonra buraya sitenin adını yapıştırıyorsunuz ve run analiz yapıyorsunuz. Bakalım ne çıkacak. Evet site bulundu. Sitenin hiti birazcık düşük. 2 milyon çok hatta 3 milyona gelmiş. 3 milyon çok düşük bir hit. Yani 1 milyon altında yani 1 milyondan daha yukarıda bir sırada olmasına dikkat edin sitelerin. Yani burada yayınlatırsanız muhtemelen hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden doğru site karar verin. Sadece 1onluk.com gibi sitelere girerek sizin için tanıtım yazısı yayınlayabilecek kişileri bulabilirsiniz kolaylıkla. Bunlar da yayınlatabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci nokta. Hitinizin yüksek olmasına. Benim bir Instagram sayfam var, takipçi sayısı 2000. Şimdi ben size geldim, bir müşteri olarak, sizin bir müşterinizim. Benim Instagram profilim var, 2000 takipçim var, ya 100-200 de beğenim var. Bana doğrulama verir miydiniz? Yani benim doğrulama ihtiyacım olduğunu düşünür müydünüz? Buna direkt kendi vicdanınıza karar verin. Ben vermezdim açıkçası, çünkü yetersiz gördüm. Ama ben size geldim dedim ki, ben internette çok fazla aratıyorlar. Instagram'da çok fazla atıyorlar ve çok fazla fake hesap var benim adım açılmış. E böyle olunca insanlar beni bulamıyor, farklı kişilere yöneliyor. Ben ünlüyüm, ben ünlü olmasam bile aranan bir kişiyim. Yani ben doğrulamaya değer bir insanım. Bunu dediğim için Instagram bu durumu olumlu değerlendirir. Bu da ne demek oluyor? Bizim görüntülemelerimizin, hikaye izlemelerimizin, beğenilerimizin, takipçilerimizin yüksek olması gerekiyor. Takipçiye çok kafanızı yormayın. Önemli olan takipçi değil etkileşimdir. Etkileşimi yükseltmemiz gerekiyor. Fazla etik olmasa da ben bunun için de size yardımcı olacağım. Aşağı bir link bırakacağım. Oradan ücretsiz bir şekilde hikaye izlenimi, video görüntüleme vesaire hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde ama onu etik olmadığı için burada göstermek istemiyorum. Aşağı bırakacağım linkten girersiniz. Kendinize 50-100 beğeni, 50-100 izlenme atabilirsiniz. Siz de göreceksiniz. Hemen geliyor ve tamamen ücretsiz. Herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek yok bu 50-100 takipçi için. Sırada son aşama var. Başvuru aşaması. Gelin hep beraber telefona geçelim ve telefondan başvuruyu yapalım. Şimdi telefonu elimize aldık ve Instagram'a girdik. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Mahmut Tanrı verdiği i diye aratırsanız bulabilirsiniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz başvuru için? Hemen şuradaki 3 noktaya tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi bir ayarlar butonu yer alıyor. Ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra ise hesaba giriyorsunuz. Hesapta en alta indiğinizde doğrulama iste butonu göreceksiniz. Doğrulama isteye tıklıyorsunuz. Doğrulama isteği tıkladıktan sonra karşınıza basit kısa bir form çıkıyor. Burada kullanıcı adı yazıyor. Kullanıcı adını zaten otomatik kopyalıyor. Burada bir şey yazmanıza gerek yok ki yazamazsınız zaten. Ad soyad kısmı isminizi ve soy isminizi yazıyorsunuz. Mahmut Tanrıverdi. Mahmut Tanrıverdi yazdım. Bilinen adı kısmına ise Mesela diyelim beni internette Wolf Team de falan diye tanıyorlar. Ama benim asıl adım Mahmut Tanrıverdi. Ad soyad kısmına Mahmut Tanrıverdi yazıyoruz. Bilinen adım kısmına ise o kullanıcı adımızı yazıyoruz. Eğer internette mesela Orkun Işıtmak'tır, Enes Batur'dur ya da Mahmut Tanrıver'dir yani isminizle tanınıyorsanız İsminizi yazacaksınız buraya. Bilinen adı kısmına da Mahmut Tanrı verdi yazıyorum. Şimdi hesabın bir kategorisi olacak elbette. Yani siz neyle meşhursunuz, neyle tanınıyorsunuz ya da ne üretiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birkaç seçenek var ve en çok tercih edilenlerden bir tanesi blogger ve influencer. Eğer internet üstünde bir şeyler yapıyorsanız, internette bir şekilde üne sahipseniz muhtemelen bu seçeneği seçeceksiniz. Ama diyelim sizin bir müzik şirketiniz var ve müzik şirketini doğrulatacaksınız. Müzik seçiyorsunuz ya da bir müzisyenseniz onu seçiyorsunuz. Bu tamamen size kaldı. Eğer diyelim hiçbir şey bulamadınız. O'da tıklayıp diğer diyerek geçebilirsiniz. Olay burada patlak veriyor. Kimliğinizi göndermeniz gerekiyor. Lütfen kimliğinizin bir fotoğrafını ekleyin. Talebi değerlendirmemiz için adını ve doğum tarihini gösteren bir devlet kurumu bir devlet kurum tarafından verilmiş kimliğin örneğin ehliyet, pasaport veya ulusal kimlik kartı veya resmi bir işletme belgelerinin vergi dosyası vesaire fotoğrafı gereklidir diyor. Kimliğinizin ön yüzünü çekerek gönderiyorsunuz. Bu şekilde çekmenize gerek yok. Direkt kimliğin kendisini çekebilirsiniz bu şekilde. Çünkü Instagram hesap ele geçirme videosunda direkt kendinizle birlikte çekmeniz gerekiyordu kimliğin. Ama burada öyle bir şey istemiyor. Dosyayı seçiyorsunuz, ardından gönder'e basıyorsunuz ve otomatik olarak başvurunuz gönderiliyor. Evet, bu başvuru yaptıktan sonra kontrol süreci başlıyor. O kontrol süreci de yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bazen bir ay sürüyor. Fazla kafanızı takmayın. Bekleyin sabırla, hiçbir şey yapmayın. Ve size bir önerim daha var. Size önerim şu. Ben şimdi profilime normalde YouTube kanalının linkini ekledim. Ama siz internet sitenizin linkini ekleyin. Ya ben de onu düzelteceğim. Daha sonra mahmuttaniverdi.com internet adresini yazacağım buraya. Ve zaten enter my website vesaire yazacağım. Ve bu şekilde yani Instagram benim sayfama göz attığında benim bir internet sitemin olduğunu görecek. Dediğim gibi 2 haftalık bir süreci var. 2 haftanın ardından umuyorum olumlu sonuç alırsınız. Dediğim gibi %70 %80 başarı oranı var. Daha önce denenmişti. Yani bayağı örnekler de var. Ve örneklerden de koymaya çalışacağım aşağı için. Siz de görebilirsiniz. Ya gerçekten 500 takipçili, 1000 takipçili hesaplar bile doğrulama alabiliyor. Biz neden almayalım? Ama dediğim gibi ben alamazsam bile siz alabilirsiniz. Bu tamamen şans işi. Eğer bir sorun olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yalnız bir sorun olursa dedim lütfen videoyu deneyin. Eğer başarılı olurken bir sorun yaşarsanız yazın. Yani bana işte Instagram kabul etmeni ne yapabilirim diye yazmanız mantıksız olur. Çünkü Instagram kabul etmediyse benim de elimden yapabileceğim herhangi bir şey gelmiyor haliyle. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı deneyebilirsiniz. Emin olun mutlu olacaksınız bundan. Ve videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenin, yorum atın. Yorum attığınızda bu şekilde aktif kalıyorsunuz. Yani sonuçları da takip edebiliyorsunuz. Sizin için de yararlı olur. Instagram başvuruyu bitirdikten sonra size bir bildirim gönderiyor. Mail falan göndermiyor genellikle ya bana gelmedi mail. Direkt bildirim geliyor Instagram'a. Orada zaten onaylandıysa onaylandı. Onaylanmadıysa da onaylanmadı diye yazıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin ve bu videoyu yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.